Bugün sizler için yılbaşına özel kestaneli, bademli hindi dolması yapacağız. Hep beraber ayrılmayın. Hindi dolmamız için gerekli olan malzemelerimize hemen bir göz atalım. Tabii ki bir hindi 5-6 kilo civarında. Bu 10-12 kişilik yeter, 6 kiloluk bir hindi alırsak. Tabii bir hindiye yetecek kadar bir tencere olması lazım. Evde olmayabilir, arkadaşlarımızdan temin edebiliriz. Bir tane kereviz alalım. Bu kadar gördüğünüz bir dilim kereviz yeter. Defne yaprağı, tüm karabiber, 3 diş sarımsak, 3 baş soğan, 2 tek havuç. Bunlar haşlama için. Pilav için 1 kilo 250 gram pilav, 1 yemek kaşığı veya tatlı kaşığı şeker, 1,5 bardak badem, 1 çay bardağı kuş üzümü, tuz yeterince, 3 tatlı kaşığı yeni bahar, 2 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı karabiber, 500 gram kestane, 2 tane portakal, 1 yemek kaşığı şeker, tekrar 2 portakal ve 1 avuç süslemek için. Bunlar varsa hemen yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Evet, hindimizi aldık önümüze. Şimdi hindimizi ne yapıyoruz şimdi? Önce bir bağlıyoruz. Haşlayacağız. Burada bir küçük bir not anlatmak istiyorum size. Şimdi bazen hindiyi alırlar. Bu iki türlü yapılır. Biz önce bu hindimizi haşlayacağız. Sonra pilavımızı yapacağız. Sonra içini doldurup fırınlayacağız. Ama bu şöyle de yapılır. Ki ben onu tercih etmiyorum. Çünkü ben bunu bir haşladıktan sonra hindinin her yeri bir pişecek. Öbür türlü çiğden doldurulduğu zaman folyo kaplayıp fırına veriyorsun. Böyle çiğ kalabiliyor. Biraz riskli oluyor. Bu risksiz ve çok daha lezzetli oluyor. Biz hindimizi şimdi bağlayacağız. Güzelce haşlayacağız. Bağlıyoruz dağılmasın diye. Şimdi bağlamak için bir kere bir 5 metre, 6 metre bir kendir alalım. Plastik olmasın. Organik olsun. Herhangi bir nal buradan bulabilirsiniz. Şöyle iki bacağını birleştiriyoruz. Önce bir ayağını bağlıyoruz. Buradan biraz ip bırakıyoruz. Hatta fazla bırakmışım. Birazcık daha az bırakayım. Evet. Ve hop. 1, 2, 3 tane bağladık. Ne oldu? Ayağı bağlandı şimdi. Böyle durdu. Şimdi ayağının ucunu bağladık. Şimdi ayağının but kısmını bağlayacağız. Şöyle bir aradan geçireceğiz şu ipimizi. Bakın. Şöyle geçireceğiz. Bunu geçirdikten sonra arkadan geçiriyoruz. Hop. But kısmını gördüğünüz gibi iki defa but kısmını doğrulacağız. Aynı geçirdiğimiz yerden geçirelim ipleri. Gördünüz. Şimdi ayak da bağlandı. But kısmı da bağlandı. Gördüğünüz gibi ayağı bağladık. Sonra şu aradan geçirdik. Şu aradan geçirdik. Arkadan doladık ve ayağı da bağladık. Şimdi buradan geçiriyoruz tekrar aynı yerden. Ne yapıyoruz? Kanadının arka kısmından geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi hop. 1, 2 Tamam. Bunu geçirdik. Şimdi buradan geçirdikten sonra şuradan alıyoruz ipimizi. Buradan geçiriyoruz. Buradan altında alıyoruz ipimizi. Hop. Şurada. Evet. Bu ipi de alıyoruz şimdi. Ne yapıyoruz? Bağlıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bunun dağılma şansı. Çok sıkı yapmayalım. Çünkü bu pişecek de birazcık böyle gevşek bırakalım. Bitti. Hemen kesiyoruz. Gördüğünüz gibi hop hazır. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Su dolu tenceremizin içine atıyoruz. Göğsünü böyle yapıyoruz. Sırtı üst tarafa gelecek. Tenceremizi atıyoruz şimdi. Şöyle atıyoruz. Baktık suyu az olmuş. Şimdi su ilave edeceğiz buna. Şimdi suyunu koyduk. Şimdi haşlayacağımız
malzemeleri içine koyuyoruz. Neler koyacağız haşlarken içine? İki tane avuç demiştik. Hemen bu iki tane avucu ikiye üçe bölüp atıyoruz. Hop. Soğanlarımızı atıyoruz. Defne yaprağımızı atıyoruz. Sarımsağı atıyoruz. Kerevizimizi atıyoruz. Bakın nasıl reyhalar verecek, bunun içine belli değil bunlar. Ve karabiberimizi atıyoruz. Ne kaldı? Tuzumuz kaldı. Tuzumuzu da atıyoruz. Bir, iki, üç yemek kaşığı yeter. Tamam. Evet, bütün malzemelerimizi koyduk. Haşlamaya hazır. Altında yaktık ocağımızın. 1 saat 15 dakika şimdi bu pişecek. Hemen ağzını kapatıyoruz. Biz bu arada buraları temizleyelim. Bundan sonraki aşamaya geçelim. Ne yapacağız? Pilavımızı yapacağız. Kestanemizi pişireceğiz. Bu bir pişsin. Ondan sonra devam edelim. Şimdi hindimizi bağladık. Koyduk. İçine malzemelerimizi attık. Bu pişiyor. Bu pişerken biz diğer aşamalara geçelim. Ne yaptık? Kestanemizi aldık. Bu kestane marketlerde böyle çiğ olarak soyulmuş var. Evde bundan uğraşmayalım. Eski yok ki kestane sobanın üstünde pişirilip de yapalım. Şimdi direkt aldık bunu. Böyle bir fırın tepsimizin içine koyuyoruz. Fırın tepsimizin içine koyduktan sonra hemen fırına atıyoruz ve pişiriyoruz. Sıcaklığı 180-200 derecede o pişer. O pişerken ne yapıyoruz biz hemen? Portakallarımızı alacağız. 2 tane portakal. Bunun suyunu sıkacağız. Bu arada bir de kettle'da suyumuzu da hazır edelim. Sıcak su da lazım şimdi bize. Evet, portakallarımızın suyunu çıkaralım. Portakalın suyunu çıkaracağız. Sonra bir tencereye koyacağız. Sıcak su koyacağız. Pişen kestanelerimizi de içine koyacağız. Hindi olana kadar, hindi olana kadar şıkır şıkır olacak. Biraz da şeker koyacağız tabii. Bu taraftaki malzeme buna ait ya. Şekerini de koyacağız. Kestane lezzetlensin. Bu suları içine çeksin iyice. Şimdi sıktığımız portakalları tencereye koyuyoruz. Sularını. Şekerini de atıyoruz içine. Gördüğünüz gibi. 1 yemek kaşığı şeker. Kestanemizi de hemen biraz karıştıralım. Kestanemiz de fırında piştikten sonra bu portakal suyunun içine ekleyeceğiz. Az bir şey de su ekleyeceğiz üzerine, kalacak bir kenarda. Evet, kestanemiz fırında hazır. Şimdi hemen alalım onu ve bir sonraki aşamaya geçelim. Oh, oh. Bakın kestaneler hazır. Şimdi daha önceden yapmış olduğumuz portakal suyunun İçine kestaneleri bir bir atalım. Oo. Hani kestane gibi kızardı diyorlar ya, işte bu da kestane gibi kızardı fırında. Portakal suyu ve şeker, tekrar hatırlatayım. Şimdi bunun içinde ne var? Portakal suyu ve şeker var. Bunun üzerine biraz da sıcak su koyuyoruz. Kestanelerin geçecek kadar yeter. Şimdi ne yapıyoruz? Pilavımızı hazırlıyoruz. Pilavımızın 1 kilo 250 gram pilavı bir kaba döküyoruz. Şöyle. Birazcık su ilave ediyoruz. Evet. Evet, 1 yemek kaşığı tuzumuzu da attık içine. Şöyle bir karıştıralım. Evet. Şöyle baktığımızda bir parmak daha su koysak yeter. Evet, yeter. Evet. Bunu da bir kenara bırakalım.
Burada biraz 20 dakika soğuk suda, tuzlu soğuk suda bir dinlensin. Ondan sonra pilav aşamasına geçelim. Evet, hindimiz pişmek üzere. Hindimiz pişene kadar biz pilavımızı hazırlayalım. Pilav için gerekli olan malzemeleri bir kere daha tekrarlayalım. 1-250 gram pilavlık güzel bir pirinç. Daha önce bunu soğuk suda ısladık. İçinin tuzunu da attık. Biliyorsunuz bu ıslandı, bekliyordu bize. 150 gram sıvı yağ, 150 gram tereyağı, tuz, 1 kaşık şeker, toz şeker, 1,5 bardak badem, 1,5 bardak badem, yarım bardak veya da 1 çay bardağı kuş üzümü, 3 kaşık yeni bahar, tatlı kaşığı tabii bu, 2 kaşık tarçın, 1 kaşık karabiber, tatlı kaşığı unutmayalım. Bunlar hazırsa hemen biz hindimizin pilavını hazırlayalım. Evet, sıvı yağımızı hemen ocağımızın altını yaktık. Tenceremizin içinde boşalttık. Bademimizi alıyoruz. Bademi güzelce böyle kahverengi olana kadar kavuracağız şimdi. Badem kahverengi olduktan sonra ne yapacağız? Hemen tereyağını atacağız içine. Tereyağını da hazırlayalım böyle. Yılda bir defa yapacağız bunu ama hakikaten değer. Böyle güzelce evde özene bezene akşama kadar bunu, akşam yemeğine kadar rahat rahat yapabilirsiniz. Bademleri kahverengi bırakmazsak, yani kahverengi olana kadar kavurmazsak, iyice kavurmadan pirince atarsak böyle pilavın içinde göremezsiniz onu. Ne yaparsınız? Hiç badem yok gibi gözükür. Çok iyi kavurmanız lazım. Kahverengi olması lazım ki pilavın içinde gözüksün. Bu arada pirincimizi de süzelim. Yeteri kadar beklettik suda. Gördüğünüz gibi bademlerimiz kahverengi oldu. Pirincin içinde bunlar böyle tane tane gözükecek. Hemen şimdi tereyağımızı atıyorum. Tereyağımız böyle bir erisin. Şimdi pirinciklerimizi atabiliyoruz. Süzdüğümüz pirinci hemen atıyoruz. Bunu bir karıştıralım. Böyle çok çorba gibi karıştırmayın. Neden? Çünkü pirinçler kırılır. Pilavınız güzel olmaz. Pilavımızı yaptıktan sonra sosumuz var. Sosumuzu da yapacağız. Sos ne? Hindimiz piştikten sonra pilavımızı hindinin içine dolduracağız. Sonra hindimizin güzelce üstünü kaplayacağımız sosu hazırlayacağız hep birlikte. Evet, gördüğünüz gibi pirincimizi kavurduk. Tane tane oldu. Oh, mis gibi. Şimdi bütün baharatlarını atacağız. 1-2 dakika daha beraber kaynatacağız. Şu kuş üzümünü de atıyoruz. Hoppa. Karabiberini de atıyoruz. Yeni baharını atıyoruz. Tarçınını atıyoruz. Şekerini attık. Çok az tuz atacağız. Çünkü daha önce atmıştık tuzunu, biliyorsunuz. Su da vardı. Evet, her şey tamam. Şimdi biz birazcık kavuracağız. Neden? Çünkü bu baharatlar pilavda iyice kaynasın. Reyhasını iyice versin. İyice aromatik olsun. Aromasını, bütün o baharatların aroması pirince iyice geçsin. Hemen suyunu verebiliriz pilavımızın. Hop. Evet. Şöyle. Oh.
pirincin su üstüne bir parmak, bir buçuk parmak geçtiği zaman tamamdır. Bu suyu isterseniz hindinin suyundan da koyabilirsiniz. Birazcık içine ilave edebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin zevkinize bağlı. Ya ağır olur derseniz normal suyla yaparsınız. Ama benim tavsiyem yarı yarıya yapın. Ağzını kapatıyoruz. Şimdi pilavımız böyle altını da kısalım biraz. Şimdi hindimiz pişmek üzere. Pilavımız da pişmek üzere burada. Pilav ve hindi piştikten sonra pilavımızı hindinin içine koyacağız. Hindiyi ne yapacağız? Fırına atacağız. Ama fırına atmadan önce bir işlem yapmamız lazım. Ne yapacağız? O hindinin üzerine güzelce bir sos hazırlayacağız. Şimdi o sosu hazırlayacağız. Onun için neler gerekli? Hemen bakalım tezgahımızın üstüne. 2 tane portakal. 1 yemek kaşığı yoğurt. 1,5 da olabilir. 1 kaşık da salça. Bu kadar malzememiz. Hemen portakalımızı alıyoruz. Portakallarımızı sıkıyoruz. Hemen yoğurdumuzu koyuyoruz şöyle. Salçamızı koyuyoruz. Evet. Elimizin çırpma telimizi alıp portakal suyumuzu içine yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bu bir boza kıvamına gelecek. Çok az koyacağım. Çok az. Evet. Hindimiz pişti. Hazır. Görüyorsunuz buharı çıkıyor. Biz fırın tepsimize hemen hindimizi koyduk. Burada pilavımız da hazır oldu. Bir bakalım. Evet. Evet, gördüğünüz gibi tane tane pilavımız da hazır. Mis gibi. Oh. Evet. Hemen şimdi bu pilavın bir kısmını ne yapıyoruz? Hindimizin içine dolduracağız. Şöyle yakınımızı alalım. Hindiyi şöyle kaldırıyoruz. Hindimizi dolduracağız burada. Kuyruğunu kestik. Yavaş yavaş dolduracağız. Hindimizin pişip pişmediğini anlamak için bakın şöyle kanatları görüyor musunuz? Yarıldı. Yarıldığı zaman tamam. Sırtına bakıyoruz. Sırtı biraz açıldı mı? Tamam, hindi pişti demektir. Gördüğünüz gibi kanatlarının kemikleri gözüküyor ve sırtı da hazır. İpini çözüyoruz. Artık bir tek ayaklarını çözmeyeceğiz. Onu da daha sonra masaya gitmeden çözeceğiz. Şimdi bunu güzelce şöyle çevirelim. Hoppa. Ne yapıyoruz? Biraz önce hazırladığımız sosu güzelce sürüyoruz şimdi. Şimdi bunu hemen fırınımıza atacağız. Ama birazcık daha tepsimizin dibine yapışmasın ve yanmasın diye ne yapıyoruz? Hindinin kendi suyundan tepsimizin dibine birazcık koyuyoruz. Sonra bunun böyle nar gibi kızarmasını bekleyeceğiz. Oh! Fırında sıcacık. Ah be! Böyle kızardıktan sonra tepsiye dizip süsleyeceğiz. Sofraya koyacağız kendisini. Evet. Hindimizi fırında koyduk. Pilavımız da hazır. Hindimiz de pişti. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Biz hindimizi fırından alıyoruz. Daha önce koymuştuk. Vay 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 vay. Hoppa!
Hey. Evet, hindimizi alıyoruz. Of. Hop. Tepsinin ortasına koyduk şimdi. Burada daha önce biliyorsunuz kestanelerimizi hazırladık. Suyun içine koyduk, kızarttık. Bunları güzelce diziyoruz pilavlarımızın etrafına. Şimdi avuçlarımızı da çam ağacı yaptık. Şunları da güzelce şöyle dizelim. Hindimiz hazır. Bu hindiyi yaklaşık akşam 10-12 kişi evde misafir ağırlayabilirsiniz. Yanına da biraz zeytinyağlı mezeler, onları da yapacağız. Onlardan da bakabilirsiniz. Koyduk mu her şey hazır evde. Böyle ağız lezzetinize göre inanılmaz bir hindi oldu. Gerçekten yani biraz zahmetli ama değer. Evde oturun ve bu hindiyi yapın. Çok çok güzel bir yılbaşı geçirin. Hepinize iyi yıllar diliyorum şimdiden.